Halil İbrahim türküsünün hikayesi. Fatsalı Halil İbrahim'in yaşam öyküsü çocukluğumuzda, günlerden cuma veya pazartesi olduğunda Fatsa'yı gezmek için büyüklerimizin peşine takılırdık. Yarıtaş Töngel Dibi, Kaba Elma, Domuz Deresi derken eski Samsun yoluna inerdik. Oradan baktığımızda artık Fatsa görünürdü. Kilise kırağından inenlerle yolumuz burada birleşirdi. Halil İbrahim'i öyle bir yolculuk esnasında tanımıştım. Siyah çizgili takım elbisesi, 8 köşe kasketi, iskarpini elinde şemsiyesiyle o, devrine göre şık giyinen tipik bir Anadolu delikanlısıydı. Saat, gramofon, löküs, şemsiye ve kilit gibi o zamana mahsus aletlerin tamiriyle ilgilenen ünlü bir çilingirdi. Küçük bir dükkanı vardı. Evinden işine gider, işinden de evine dönerdi. Kendisine çakı gibi delikanlı derlerdi. Silahsız gezmezdi. Gizliden tabanca tamiri de yaptığı söylenirdi. Babası Ahmet Satın, Yalıköy tarafından gelip buraya yerleştiği ve emiral yoğullarından olduğu anlatılırdı. Halil İbrahim komşu köyden Orduloğlu, Ahmet'in kızına aşık olur ve onu kaçırır. Orduloğlu Ahmet pek gururlu, bir eli olmayan, çolak lakaplı otoriter bir insandır. Kızının Halil İbrahim'e kaçmasını bir türlü hazmedememiştir. 1931 doğumlu Halil İbrahim Saat, 1951 yılında askere gider. Köyünde eşi bir oğlu, bir de kızı vardır. Asker ocağında vatani görevini yapan Halil İbrahim'e bir mektup gelir. Mektup çok acıdır. Mektupta komşusu ağanın Halil İbrahim'in tapusu olmayan arazilerini kendi mülküne katmak için girişimlerde bulunduğu ve kayınpederinin de kızını geri alacağı yazılıdır. Dayanamaz Halil İbrahim, bu mektupla gelen acı ve gelecekteki yaşamını karartacağını bilmediği kara habere. Bunun üzerine Halil İbrahim askerden firar eder. Zaten ormanlık olan evinin etrafında saklanmaya ve barınmaya başlar. Ayrıca Terzioğlu Tepesi, Odayanı Çıtırdüzü derken ara sıra da evine gelir. Fazla direnemez ve yakalanır. O zamanlar asker kaçağı olmak çok adi bir suçtur. Onu kendisi de bilir. Ancak yakalandığı zaman jandarmaları çok yormuş olmalı ki. Onu telefon direğine bağlayıp dövdükleri söylenir. O an Halil İbrahim'in hayatının kırılma noktası olmuştur. Cezasını çeker, askerlik görevini tamamlar. Ama hayatı artık perişan bir hal almıştır. Hanımı da elinden alınmış, termeye başka birisine verilmiştir. Bilahare çocukları da annelerinin yanına gitmiştir. Halil İbrahim artık evinde yalnız başına kalmıştır. Halktan kopmuştur. Silahsız gezmez, yakalanmak ta istemez. Mümkün olduğu kadar gece gezmeye özen gösterir. Yolları kullanmaz. Dağlardan, ormanlardan ve derelerden gideceği yerlere öyle gider. Zaten fazla gideceği dostu da kalmamıştır. Halil İbrahim'in evinde tamir işiyle uğraştığını biliyorduk. 1980'li yıllara gelindiğinde Fatsa'da 12 Eylül öncesi nokta operasyonu yapıldı. Sağ-sol çatışmaları had safhaya ulaşmıştı. Kimse köyüne, bahçesine gidemiyordu. O sıralar Halil İbrahim'in evi meçhul kişiler tarafından yakılmıştı. Halil İbrahim, yangından kurtarabildiği gramofonunu, masasını ve bazı aletlerini karşı ormanda bulunan kayalık bir alandaki mağaraya taşımak zorunda kalmıştı. Orada barınmaya başlamıştı. O, bu hayata zaten alışıktı. Hiç kimsenin gündüz bile fındık bahçelerine çıkamadığı, güvenlik ortamının sağlanamadığı zamanlarda bile o gece gündüz ormanlarda, dağlarda, derelerde gezer, dolaşırdı. Korku nedir bilmezdi. 29 sene önceki sopa korkusu hariç, nokta operasyonu 1980 Temmuz'unda yapılmıştı. Fatsa'ya çok sayıda asker, tüfek, helikopter gelmişti. Arananlar yakın köylere, ormanlara çekilmişlerdi. Her gün köylere, ormanlara operasyonlar düzenleniyordu. Bir gün vur-kaç eylemi gerçekleştirilmişti. Ardından büyük bir operasyon daha başlatılmıştı. Dağ-taş aranıyordu. Sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Bir gece önce Halil İbrahim yakalandığı şiddetli bir yağmura daha fazla direnemediğinden, dağ, orman, dere demeden saatlerce yürüdükten sonra sabaha karşı Güfer'in Dursun amcalara gelir. Onları o saatte uyandırmak ve rahatsız etmek istemez. Her tarafı ıslanmış, bitkin bir halde iken mısır alafı ve ot dolu samanlığın içine girer ve hemen uykuya dalar. Bu arada silahı da belindedir. Ertesi gün uyandığında jandarmaları başucunda görür. Dünya başına yıkılmıştır.
hiçbir şey yapamaz, silahını verir ve teslim olmak zorunda kalır. Aslında 29 yıl önceki olay olmasa hiçbir şey olmayacaktır. Ah, o korku! İçine sinmiş bir kere Halil İbrahim'in, Dursun amcanın oğlunun, gelininin, hanımının, onlardan kim varsa hepsinin tek tek ifadesi alınır. Halil İbrahim'in kim olduğu onlara sorulur. Onlar da onu tanıdıklarını ve evlerinin ona her zaman açık, dürüst ve oldukça mert birisi olduğunu söylerler. Sadece gece o saatte onları rahatsız etmek istemediğinden samanlıkta yatmış olabileceğini anlatırlar. Her şey normaldir. Halil İbrahim'in serbest kalmasına ramak kalmıştır. Çünkü o zamanlar silahını teslim edenler soruşturmaya tabi tutulmuyor ve serbest bırakılıyorlardı. Yalnız o 29 sene önceki an var ya, kahrolası an. Halil İbrahim'in kurtulmasına imkan tanımayacaktı. Bir fırsatını bulan Halil İbrahim, Hasano Deresi'ne kadar iner. Dal köprüyü sel almıştır. Bulanık taşkın dereyi geçtikten sonra bir müddet daha koşar. Tekrar ormana gireceği anda başından vurulur ve kayalara yaslanır. Yere düşmez Halil İbrahim. Ölürken de aslandır Halil İbrahim. Paylaşmak zorunda kalmıştı. Yalnız ne Halil İbrahim onları tanıyordu, ne onlar onu. Dur, kaçma. Sesleri arasında tepeden aşağıya koşar ve yuvarlanır. Ardından silah sesleri yankılanır. Ortalık kıyamet gününe döner. Dağda kızıl ot biter, içinde keklik öter eşkıyadan da beter. Uslan be Halil İbrahim. Kıvırcık saçlarına kar düşmüş uçlarına, dağın yamaçlarına yaslan be Halil İbrahim. Derede su durulur, daldan köprü kurulur, dal köprüler kurulur. El yerine vurulur, aslan be Halil İbrahim kıvırcık saçlarına, kar düşmüş uçlarına. Dağın yamaçlarına yaslan be Halil İbrahim, müfreze dağı sarar dağda. Kaçaklar arar geçit vermez kayalar, hızlan be Halil İbrahim kıvırcık saçlarına, kar düşmüş uçlarına. Dağın yamaçlarına yaslan be Halil İbrahim. Bu olaydan etkilenen Dursun Ali Akinet, yukarıdaki şiiri yazar, Selahattin Aygün tarafından bestelenir, Musa Eroğlu tarafından okunur.